Arkadaşlar bugün içinde bulunduğumuz ayın önemi sebebiyle bizim yaşıtımız olan bir devletin, yani Devlet-i Aliye'nin yaşıtı olan bir devletin nasıl lig düşmesine sebep olduğunu konu edinecek başlamak istiyorum. Ve bu devletin aslında nasıl bir seyri vardı? Buyurun lütfen. Onu anlatmak istiyorum. 1755 Lizbon depremi. Lizbon, Portekiz, Atlas Okyanusu'nun bütün şeyin, Batı Avrupa'nın en uçtaki devletten bahsediyoruz. Portekiz İmparatorluğu. Ya ne kadar imparatorluk, onun neresi imparatorluk, ne imparatorluğu hocam diyebilirsiniz. Ondan sonra ama bakın Latin Amerika'nın 1/3 gibi bir toprağı işgal etmiş olan Brezilya denilen devletin aslında anne babasından bahsediyoruz, Portekiz. Ve Cape Hope, Good Hope nedir bu? İyi umutlar burnu. İyi umutlar burnu. Yani Portekizli denizcilerden Vasco da Gama 1497 mi 93 mü şeyin tam Ümit Burnu'nun keşfi? 90'larda 1490'larda tam olarak hangi şey? Bunun tabii 1453'ün yansımaları olduğunu biz biliyoruz. Yani Akdeniz'de Türk hakimiyetinin kurulmasından sonra gerçekleşen bir şey olduğunu biliyoruz. Ve şunu da biz biliyoruz. Hocam tamam da yani ne demek bir Akdeniz yani. Bir koca dünya var, bir de küçücük Akdeniz var. Ne alakası var? Ne olmuş yani Akdeniz Osmanlı kontrolüne girmişse ne olmuş demeyin. Onun adı biliyorsunuz. Karaların ortası demek. Yani middle of the terrace, Mediterranean anlamında olduğunu. Yani kargadan başka kuş tanımayız. Deniz deyince de bildiğimiz deniz nedir? Akdeniz'dir. Yani şeylerin gelip Orta Asya'dan, Horasan'ın güneyinden gelenlerin gelip Elazığ'daki göle Hazar Gölü demeleri gibi. Çünkü onlar suya ne diyorlar? Hazar diyorlar. Yani suya Hazar diyorlar. Yani deniz o Hazar'dır yani. Hani bir hikaye vardır. Şeyden iç Anadolu'dan ya da Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinden adamın birisi şeye gitmiş, Karadeniz'e gitmiş. Döndüğünde gelmiş şöyle demiş. Denizi gördüm demiş. Kurak bir köyün insanı belli ki. Çok büyük. Çok büyük. Nasıl çok büyük? Ne kadar büyük? Yani demiş emmim gelin büyük. Bulgur kazanıyla 40-40,5 desem yalan olmaz demiş. Yani adamın hayatında gördüğü en büyük su neymiş aslında? Emmisigil'in bulgur kazanı, büyük bulgur kazanı. Demek ki o köyde o bulgur kazanı meşhur. Şimdi bu böyle bir hikaye. Yani Hazar'ın da ifadesi, yani Hazar denizinin ifadesi, Caspian Sea şu yani. Hatta ne var? Bir türkü var değil mi? Diyarbakır türküsü. Denizaltı Horasan, ara beni bulasan. Gündüz hayalen getir, gece düşte göresen. Şimdi ne demek bu? Denizaltı Horasan. Yani Horasan denizin, Hazar'ın güneyinde. Değil mi? Deniz altı. Yani coğrafya da biliyor adam aslında. Kuzeyi, güneyi, altı, üstü de biliyor. Bu türküyü şey yapan adam. O Diyarbakır türküsü tabii. Bu da çok enteresandır. Bu neyi gösteriyor? Biz buradan neyi izliyoruz? Adamın göç şeyini izliyoruz. Ve geliyor Elazığ'daki suya, gördüğü ilk büyük suya, rastladığı ilk büyük suya Hazar diyor. Hazar Gölü'ne Hazar ismini veriyor. Bu enteresan bir şey tabii. Aynı şekilde yani bu şuna benziyor. İşte Yorkluların İngiltere'den Amerika'ya gidip oraya ne diyor? New York diyor. York küçük bir kasaba. Yorkshire var bir eyalet. Province dedikleri şeyden. Ama York, Londra'da küçük bir şey. İngiltere'de Midland dedikleri yerde
küçük bir kasaba ama oraya New York diyor. Bu yeni Hazar bile demiyor, direkt Hazar diyor. Şimdi bu da Latin dünyası ve şey dünyası da Akdeniz'e ne diyor? Karaların ortasındaki su diyor. Ve bu Akdeniz'in etrafında dönüyor dünya. Ve her şey orada gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla oradaki Osmanlı hakimiyeti, yani Memlüklülerin şey meselesini hatırlayalım. Mesela şöyle derler, ilk ne derler, kapitülasyonlar kim verdi? Kanunu verdi. Değil yani, Yavuz verdi. Yavuz çünkü Mısır'ı aldı ve Mısır'da Memlüklülerin ya da devleti ne diyorlar? Çerkez devleti diyorlar. Memlük idaresinin zaten Akdeniz tüccarlarına, tüccar devletlerine, Venedik'e, efendim, Cenevizlilere, efendim, İspanyol denizcilerine, Portekiz denizcilerine verdiği ticari izinleri zaten amanname adı, emin olunan adam demek yani. Ve ihtimal emancipation, yani kelimesi de İngilizce oradan gelen bir şey. Yani serbest kavramını biliyorsunuz. Serbest. Ne demek serbest? Başı bağlı. Yani şeyi var, güvenilir adam. Gitmiş, kayıtlarını, kuyutlarını yapmış. Burada tasavvufi bir kelime olduğu söylenir. Bir dergaha intisap etmiş. Artık yolculuk edebilir. Artık şahsi, hakiki, yani gerçek kişi gibi davranabilir anlamlarında kullanıldığı gibi amannamede mesahibi olan tüccar, yani o devletin tüccarından ne olunuyor? O artık bir çeşit özgür. Anlatabiliyor muyum? Bu ilişkiyi görebiliyor musunuz? Ve emansipe kavramı. Emancipation. Duydunuz mu? Emancipation. Aa, olmaz. Şimdi emancipation mesela kölelerin emancipation'ı var. Azatname. Azatname. Yani ilişkiyi görebiliyor musunuz? Etimolojik kökeni. Yani bu Arapça neden geliyormuş aslında? Emin kökünden gelen bir şey. Bu yolculuğu, bu kelimelerin bu yolculuğunu tarihçilik böyle lezzetli ve zevkli olur. Yoksa kimse kafasını küflü kitaplara sokup ömrünü geçirmek istemez orada. Oradan böyle bir zihninizi gıdalandırıyor olmanız lazım ki bu teşviki, o enerjiyi kendinizde bulabilirsiniz. Şimdi bu Memlük devletinin zaten ve tüccarlara ne için? Mısır'a geçmek için. Bakın çok önemli yani. Şuradan geçmek için ve Akdeniz'de dolaşabilmek için. Kızıldeniz, hop Hindistan. Değil mi? Asya'nın zenginlikleri, tarım. Nedir Asya? İşte Hindistan'da günün, yılın 24 şey 12 ayı şey var. Mahsul var. Verimli topraklar. Değil mi arkadaşlar? Niye? Ne var orada? Hangi dağlar var? Ganj nereden besleniyor? Yok, volkanlar var değil mi? Volkanların gökyüzünden çıkan volkanın o minerallerini, bilmem nelerini nehirler alıyor, Hindistan ovalarını indiriyor. Tarım. Deprem olan yerde tarım vardır. Hindus Vadisi'nde medeniyet. Japonya'da aynı şey söz konusu. Doğumuzda kaldı. Şu anki haritamızda göremiyoruz. Fuji nehrinin, dağının etekleridir Japonya. Yani uçakla gittiğiniz zaman Japonya'ya erken davranırsanız önce bir dağı görürsünüz.
Sonra o dağ yavaş yavaş bir ülkeye dönüşür. Ama Fuji taştığı için etekleri verimli olmuş. Yani insanlar ne peşindeler? Aslında rızık peşindeler. Bir yerde deprem varsa ne oluyor? Yer altından yani bugün mesela Türkiye'deki şu an ki yaşadığımız depremde ne var? Aslında verimli ovalar değil mi? Yani verimli topraklar. Niye? Depremle birlikte çünkü mineral açığa çıkıyor, tarım toprağı. Yani oralar bütün şeyine rağmen verimli topraklar. Hindistan'da verimli toprakların nesi? Şahı. Yani dünyanın kileri, buğday ambarı, pirinç ambarı, aklınıza ne geliyorsa. Zenginlik yeri, tabii onun o hat üzerinde ne var aynı zamanda? İşte Şam-ı Şerif var orada değil mi? Suriye'de yukarı çıkın, Şam-ı Şerif var. Ondan sonra Halep var. Balzac romanlarını, Stendhal romanlarını okursanız görürsünüz. Lüks tüketim, Şam kumaşı, Şam ipeği, Şam halısı. Yani o hattan gıda değil. Herkesin kesesine göre kimileri içinde zenginlik geliyor. İşte şey tarif eder Stendhal bir evin şıklığını. Duvarlarında efendim ne vardı? Şam ipeklerinden kumaşlar, duvar kağıdının orijininden şeyine gidiyoruz yani. Duvar kağıdı aslında nedir şeyde? Kumaştır yani. Ne boya başka bir olay, o başka bir medeniyet. Ha, ondan sonra üst baş, giyim kuşam değil mi? Şam ipekleri vesaire. Bir iş sipariş edersiniz, gidersiniz bir ustaya. Ondan sonra işte ne zaman teslim edeceksin diye şey tarihi istersiniz. Teslim tarihi ise ne der? Şam işi mi olsun, anam işi mi olsun der. Evet, yani ince işli içilik mi istiyorsunuz? Ve hakikaten bugün mimaride de, işte ahşap işçiliğinde de vesaire de o Şam işçiliğinin zarafetini görürsünüz yani. Niye? Çünkü burası işte iki tane yol var dedik değil mi? Birisi bir var, Hatay. Oradan giriş, ondan sonra Halep, Şam, oradan bir overland road dedikleri Amman, Ürdün'den geçer. Bir ne yolu? Baharat yolu var. Bir Mezopotamya'dan geçen yol var. O da nereye çıkıyor? Basra Körfezi'ne çıkıyor. Bir de Kızıldeniz var. Şimdi dünya bu ikisinden şey oluyor, besleniyor. Yani Kuzey Yarımküre'nin ürünüyle Güney Yarımküre'nin ürününün el değiştirmesine bağlı. Ne? İnsanlığın ayakta kalması. Mesela İngilizler ne satıyorlar aslında? Yünlü kumaş. Tabii. Yani 1700-1571'de miydi? Anthony Jefferson şeyle bu görüşüyor. Muhteşem Süleyman'la görüşüyor. Şam'da mı Halep'te mi ne? Ve adamdan şey istiyor, ticaret yapma şeyini istiyor. Çünkü Yavuz babası ne yapmış? Vermiş yani. Kanuni ile olmuyor bu. Kanuni İngilizlere veriyor. Hollandalılara veriyor. Ama Fransızlara verilmesi daha önceki devirlere düşüyor. Çünkü bu Yavuz'la birlikte gerçekleşen bir şey. Yani Mısır'ın fethiyle birlikte bugün kapitülasyonlar denilen şeyin kökeni oraya gidiyor. Bu da nedir? Bu yani şey gibi bir şey. Eskiden siz hatırlar mısınız? Tansu Çiller halletmişti Gümrük Birliği. Hatırlayan kaç kişi var Gümrük Birliği'ni? Sizler hatırlamıyorsunuz. Çok mühim bir olay olarak görüldü. Avrupa Ekonomik Topluluğu vardı. European Economic Community. EEC idi onun adı. EEC. 94 mü? 94 olması lazım. Değil mi? 94. European Economic Community. Adı buydu onun. Ondan sonra ve bunun içerisinde de Türkiye onların Custom Union, Gümrük Birliği bölümüne girerek ne hakkı elde etmiş oldu?
Avrupa Birliği'nde herkes kadar vergi vererek mal satma imtiyazı elde etmiş oldu. Yani yoksa neye tabi? Oraya ihraç etmek istediği için ilave vergilere tabi, ondan kurtuluyor. Ama tabii öyle olmadı hikaye. Nasıl oldu? Tamam, ben ona domates satıyorum da adam bana makine satıyor. Benim domatesimi icabında Fas'tan da alabilir ya da üzümümü. Ama ben Alman'dan aldığım makinayı hiçbir yerden alamam. Dolayısıyla benim ona şey uygulamam gerekiyor. Ben ona gümrük uygulayamadığım zaman Japon'dan daha ucuza alıyordum eskiden ya da Kore'den. Şimdi o ucuza almayı yapamıyorum. Dolayısıyla ihracat ithalat arasındaki fark o zamandan beri açıldı ve o bize neyi getirdi? 2001 krizini getirdi. Tabii. 2001 krizini getirdi. Şimdi dünyanın ve onun üzerine kurulu olan diplomasinin esas meselesinin ticaret olduğunu anlamayan adam tarihçi olamaz. Yani iktisat tarihiyle birlikte şey yapılır. Ve diplomatların işi de nedir? Devletlerle görüşmeleri sırasında ülkelerinin o sistemin bir parçası olmasını sağlamak, o müttefikliğin bir parçası olmasını sağlarken kendi menfaatlerini gözetiyor. Zaten kendiliğinden bir parçası oluyor. Yani bu global ekonomide herkesin elinde telefon var. Zaten kendiliğinden bir parçası olmuş oluyor. Ama bunun kayda kuyda konulmadığı zaman devlet ne yapabiliyor? O işten vergisini alabiliyor. Veyahut diyorsun ki tamam, sen burada iPhone'u sat da kılıfını ben üreteyim bari. Mesela. Kılıfını ben üreteyim bari, kılıfını getirme bari gibi. İşte orada kendi aile sofrası için, ülkesini, milletini, ailesi, ülkesini de sofrası kabul edersek, kendi aile sofrası için mücadele eden adama diplomat denir aynı zamanda. Yani diplomat deyince monşer, elinde şapkası, bastonu, şık giyinmiş ve işte resepsiyonlarda dolaşan ve bir elimde umurumda mı dünya, bir elim yağda, bir elim balda bir adam değil diplomat. Diplomat kendi ülkesinin ticari, siyasi ve askeri menfaatleri için mücadele eden adamdır. Şimdi 1755 Lizbon depremiyle ne oldu? Şimdi 1453'ten sonra bu şeydeki Akdeniz'de imtiyaz koparmaya çalışsalar da sonuçta vergi alıyor Osmanlı. Bunlar da kardeşim, bu Hindistan'a gitmenin başka yolu yok mu? Tamam mı? Ve burada İspanyol ve Portekiz denizciler, evet batıya doğru gidersek madem dünya yuvarlak bu Hindistan'a bir yerinden ulaşırız diye yola çıkarlarken, bu Portekizler Endülüs mirasına kondukları için Afrika'yla neleri var? Bağlantıları var. Portekizliler Vasco da Gama yönetimindeki Portekiz kadırgası diyelim, Afrika kıyılarına tutuna tutuna şurayı keşfediyor. Burayı keşfediyor. Ve bu, evet, uzun bir yol. Açık değil mi? Amerika'nın kaç katı yani? Ölçek itibariyle bir bakın. Kaç katı yani? O uzun bir yol. Ve burayı keşfedince bir de arkadan dolanmaya devam edin. Yani dengeleyen bir şey gibi, burası Portekiz o dönemin Düveli Muazzaması'nın bir nesi? Üyesi. Portekiz İmparatorluğu. Bakın Brezilya'ya. Çok açık yani. Anlatabiliyor muyum? Buradaki şeyi, başka ülkelerde Portekizce ne kadar konuşuluyor bilmiyorum ama Brezilya'nın şu küçücük ülkeden çıkmış olmasını düşünürsek, bugün Brezilya G20'de, Portekiz değil. Bugün Portekiz Avrupa'da kırlarında eşeklerin hala taşımacılıkta kullanıldığı bir ülke.
Bugün Portekiz Avrupalıların Nice kıyılarında, Marsilya kıyılarında ve İspanya kıyılarında yazlık alamayanların yazlıklarını aldıkları bir ülke. Yani birilerinin ne mekanı aslında? Eğlence ve sefa mekanı. Yani turizm böyle bir, yani turizm şey bir sektör. Aşağılayıcı bir sektör. Çünkü siz bir başkasını mutlu etmek üzere örgütleniyorsunuz. Ve o küçücük bir riskte gelmeyi veriyor. Şey gibi yani, nikahsız bir ilişki gibi. Nikahsız bir ilişki gibi. İstediği zaman geliyor, istemediği zaman gelmiyor. Efendim, şimdi ne oluyor 1755 depreminde? İşte bu Portekiz İmparatorluğu o zamana kadar, yani bizim Osmanlı arşivinde Portekiz'le bayağı ilişkiler var. Mektuplar gidiyor geliyor, adam Brezilya'yı şey yapmış, Portekiz gemileri Hindistan'a da geliyor, oraya da gidiyor. Hatta ciddi bir köle ticareti de yapıyor vesaire vesaire. Ama 1755 Lizbon depreminde Portekiz, Lizbon'un 200 bin nüfusu var. 200 bin Lizbon şehrinin nüfusu, ciddi nüfus. Bakın zaten bu söylüyor. Bugün Portekiz'in 9 milyon falan nüfusu. Azerbaycan'dan küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bizim küçük Azerbaycan var ya, şurada küçük küçük. Ondan daha küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın şunu doğurmuş. Şu demin dediğim işleri yapmış. Yani onu yapan İspanya da lig düştü ama onu yapabilen İngiliz gemilerinin Amerika'nın bugün neyi aslında onlar? Kuzey Amerika'nın sahibi yani White, Anglo-Saxon, Protestan, Wasp. Duydunuz mu Wasp? Wasp. White, Anglo-Saxon, People. Protestant People, Wasp. Evet. Neymiş orası? Aslında İngilizmiş değil mi? Anglo-Saxon ve Protestanmış. Evet. Şimdi mesela bu İngilizler çok içerlerler şey işine. İngiliz tarihçiler okursunuz. Şuna çok içerlerler. Bizim gemilerimiz denizcilik olarak onlardan çok geri olmadığımız halde niye geri kaldık? Yani neden şey yaptık diye şöyle diyorlar. Biz diyorlar Katolik olmadığımız için Papa'nın connection'ları, overseas connections yani deniz aşırı bağlantılarına sahip değildik. Papa bizi himaye etmedi. Biz de Amerika'yı İspanya fethetti görülüyor, keşfetti görülüyor. Latin Amerika'yı Portekiz keşfetti görülüyor. Şey Ümit burnunu, biz ise avucumuzu yaladık diyorlar. Ama tabii şimdi oradaki hikaye şu arkadaşlar. Yani orada ne var? İşte şurada Cebeli Tarık var değil mi? Kimin dağı o? Orada bir dağ var. Tam uçta. Ne demek? Gibraltar. Gibraltar. Cebeli Tarık demek istiyorlar. Arapça yani. Endülüs'ün tabii ki. Ve bu adamlar aslında 1460'larda geldiler değil mi? Sefaret Yahudileri, Araplar Osmanlı topraklarına sığındılar. Bu adamlar neye çökmüşler aslında arkadaşlar? Bunlar Endülüs'ün matematikçisini, coğrafyacısını, kimyagerini ne yapmışlar? Yutmuşlar. Yuttuklarının delilini bir senin başına mı felaket geldi ki bir daha dirilip çıkamadın? Çünkü ne bu mal? Çalıntı mal. Bu bilgi çalıntı bir bilgi. Nedir?
Mesela şunlar nedir? Meridyenler, değil mi? Bunların arasındaki şeyler neyle ölçülüyor? Bir iki meridyen arasında ne var? 4 derece. Derece ne? Derece. Nece bu kelime? Arapça. Ne deriz? Tedricen deriz. Yani İngilizcesini gradually. Değil mi? Şimdi sen ölçmeden, dereceyi bilmeden nasıl dünyayı hesaplayacaksın da Vasco da Gama olarak şuraya ineceksin? Hangi gemileri yürüteceksin? Yani coğrafya demek, fizik demek, matematik demek, bütün bu adamların mirasına konuyor. Kim? İspanya, kim? Portekiz, kim? İngiltere, kim? Osmanlı. Tabii. Hiç. Barbaros Halettin Paşa kimin torunudur? Turgut Reis. Değil mi? Bunlar şey yani, bunlar Arap arkadaşlar yani. Burada, ha, Arap'ın parasını saymak, bilgisini saymak size mi, bize mi kaldı? Tabii bize kaldı çünkü biz tevarüs ettik onu, o bizim medeniyetimiz. Biz onu tevarüs ettik. Ve Lizbon depreminde bir şey oldu ama. Yani bu Portekiz meselesini öğrendiğim zaman dedim ki ya ben bu Osmanlıca, Arapça, Farsça bu iş bitmiyor. Portekizce öğreneyim. De şu şey arşivlerine bir gireyim. Lizbon arşivlerine. Fakat bu 1755 depreminde 200 bin nüfusu olan müthiş bir şehrin 200 bin nüfusu o zaman ne demek? Savaştan çıktığımız zaman biz 11 milyonuz ha. Birinci harpten çıktığımız zaman Türkiye 11 milyon. İmparatorluk en büyük zamanında 30 milyon. Bir şehirde 200 bin kişi oranın ciddi bir payitaht olduğunu gösteriyor. Bir siyasi merkez, bir bol gıdanın, bol paranın geldiği bir yer oldu. Nitekim bu depremde arkadaşlar 1755 depreminde Lizbon'daki binaların %84'ü 85'i yıkılmış. Bütün kiliseler yıkılıyor. Hatta kiliseler yıkılıyor şehrin merkezinde, düz yerlerde, rahat güzel yerlerde. Fakat umumhaneler yıkılmıyor. Demin öğrendim, ben onu bilmiyordum. Ve umumhaneler çünkü dağlarda, dışarılarda vesaire. Tabii yani şu Women Emancipation dediğimiz gerçeği gerçekleşmediği için soylu olmayan kadının tek işi ne? O dünyanın en eski mesleği. Hiç şakası yok yani. Ne yapacak ki başka? Ne yapacak yani? Dolayısıyla ne var? Şeyden çok umumhane var. O kadar çok ki dışarıda. Çok acı tabii. Kirli bir tarih yani. Hakikaten yani hani efendim? Neredeyse. Evet yani. Tabii bir bunun açığı var, gizlisi var vesaire vesaire yani. Ha bu böyledir. Yani Dickens romanları 19. yüzyıl İngiltere'sini anlatır. Orada da öyledir. Austen romanları 18. yüzyılın son çeyreği, 19. ilk çeyreğini anlatır. Jane Austen romanları. Orada da öyledir. Soylu değilse kadın. Yani meta. Meta. Bu kadar yani. Daha fazla bir şey değil. Bu Akdeniz kültürüdür ama. Bu Akdeniz kültürüdür ve Women Emancipation yani kadın hareketi yeni bir şeydir. Fakat ondan da öncesi İslam yeni bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? O çünkü İslam'da kadın nedir? Şahsi, hakiki ve hukuki kişi de olabilir. Yani miras hakkı var, ticaret yapabilir, şey yapabilir, yapabilir yani. Yapabilir. Ha bunu Akdeniz kültürünün bir parçası olan Arap kültürü biçer mi? Biçer. Onun hasar tespiti de yapılmamıştır. Ne kadardır aradaki fark nedir? O da ayrı bir konu ama o devir için her haliyle gene en azından bu kadar umumhane yoktur. Bir kişiliği vardır. Nedir? Kur'an-ı Kerim'de kadın
ve erkek diye bir ayrım yoktur. Ayrıca kadınlardan bahsedebilir, o ayrı bir şey. Orada bahsettiği kadınların kendisi değil, adamların eşi olan kadınlardan bahsediyor. Yani o aile düzenindeki şey başka bir şey ama hukuki olarak baktığımız zaman haklarda ve borçlarda eşit bir insan muhatap alınıyor. Eşit bir. Bu insanın emansipe olmuş woman, kadın olarak muhatap alınması 1865'ten sonra Amerikan İç Savaşı 1870'lerde bitiyor sanırım. Başlıyor. Bunun konu edilmesi başlıyor. 1866'da basılmış bir kitap var. Almanca. Bunu Raskolnikov Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'daki karakteri İngilizce Rusça'ya çeviriyor. Ben İngilizcesinden okudum. Kitabın adı şu: Are women really human beings? Kadınlar insan mıdır? Yani bakacaklar. Daha karar vermediler henüz. Ya bir bakacağız. Bakalım insan mı değil mi? Ve Dostoyevski'nin kafadan atmadığı şu 65'ten sonra, yani Amerikan İç Savaşı'ndan sonra emansipe olan kadın, nasıl emansipe oluyor orada kadın? Adamların hepsi ölüyor, iç savaş. Kadınlar hayatın kontrolünü ele geçiriyorlar. Kiliseyi ele geçiriyorlar. Yardım faaliyetlerini yaparak başka bir dünya kuruyorlar. Sonra da bu fikirlerini alıp Avrupa'ya gelip yollara düşüyorlar ve dünyaya yaymaya başlıyorlar. Ve ona ne diyorlar o harekete? Women emancipation, yani kadınların insanlaşması. İnsanlaşması. Böyle bir medeniyet. Ve 1755 Lizbon depreminde Lizbon'daki binaların %85'i çöküyor. Yani aydınlanma devri için çok özel bir devir. Ben mesela buna nerede rastlarsınız? Yani 1755'te olmuş, kitaplarını 19. yüzyılın ağırlıklı olarak ikinci yarısında yazan, yani 100 sene sonra yazan Dostoyevski'nin eserlerinde bile Lizbon depremi görürsünüz. Var. Fakat o devirde etkilediği acayip adamlar var. Yani aydınlanmanın bir neyi oluyor bu 1755? Yeni bir şeyi oluyor. Yani aydınlanma denilen çağ etkiliyor. Çünkü yok olabildiklerini görüyorlar. Yani tabiatla başka bir ilişki kurmaları gerektiğini anlıyor insanlar. Neyi anlıyorlar? Mesela sismoloji mi deniyor bu yer bilimine? Sismoloji mi, sismikoloji mi? Türkçe nasıl diyoruz? Sismikoloji, İngilizcesi de. Sismoloji, bunu demek ki şey yapıyorlar, evet. Sismik, yani neye ait? Yere ait demek, değil mi? Başlıyor. Kant, deprem nedir? Deprem mühendisliği, earthquake engineering başlıyor. Ve Kant, Immanuel Kant, bunun bayağı bir, çünkü o zamanlar hala orta çağvari şeyler. Yani ben Osmanlı tarihçisiyim, zinhar başka bir şey yapamam. Ben işte dermatoloğum, içine bakamam gibi ihtisas devri değil. Hala klasik dönem filozofları onlar. Kim var orada başka? Voltaire amca var, değil mi? Polimat ne var hocam? Efendim? Polimat. Ha, polimat. Evet, çok yönlü yani. Bilen her şeyi bilir. Yani Hazerfen, evet, evet. Türkçe karşılığı öyle, teşekkür ederim. Kim var başka? J.J. Rousseau abimiz var. Evet. Başka kim var? O devirde. Neyse, bu üçüyle yetinelim. Şimdi, evet. Yani bu şey için ne diyor Cevdet Paşa? Voltaire nam kimesne diyor. O devrin filozoflarından Voltaire nam kimesne, yani hiçbir şöhreti yok. Adı Voltaire olan şahıs. Voltaire nam. Who is named Voltaire? Farsça. Şeyi görüyorsunuz değil mi, connection'ı? Bunları görün.
Osmanlıca böyle bir şey yani. Oradan sen İngilizceye bir sürü şey buluyorsun. İngilizce, yani zaten Osmanlıca okuyup yazmaya başladığın zaman otomatik olarak şey geliyor. Mezkür. Ne demek mezkür? Mentioned. Mentioned. Değil mi? Mezkür, mentioned. Çok enteresan. Evet, o yani ama aynı kelime kökü ama aynı gramer kuralları ve vezin. Ama ikisi de var. O yüzden boş zamanlarınızda Cevdet Paşa şöyle açın açın doya doya Latinize olmuşundan da okuyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Zaten onu 2-3 ay okuduktan sonra canınız Cevdet Paşa'nın aslını okumak isteyecek. Şöyle gideceksiniz aslını. Kubbe altı şeyi var. Lugat değil. Fotokopicisi Sultanahmet'te. Oradan gidip satın alıp alabilirsiniz. Şeyleri de var. PDF'leri falan da var. iPad'inizden de şöyle şöyle şey yapıp okuyabilirsiniz yani. Onun tadına varmak lazım. Yani kendinizi o iyiliği edin. O bir ayrıcalık meselesidir. Ben Cevdet Paşa'yı aslında okuyorum abi. Tamam mı? Havasına değil. Böyle ruhuna insanın iyi gelir. Zaten iyi gelecek çok şeyleri de söyler mübarek yani. Şimdi Voltaire mesela yerleşim üzerine konuşmaya başlıyor. Yerleşmek, toprağa yerleşmek. Almanya'nın dağınık şehir yapısı güçleniyor. Evleri yan yana yığmayalım, risk gibi. Bunların hayat çok tatlıdır, hala öyle. Bizim gibi falan değildir. Hayatları çok kıymetlidir yani. Kıymetlidir. Dolce Vita diyorlar ya onlar. Hı. Güzel yaşam. Ha, Dolce Vita tabii. Şimdi çok enteresan bir şey gördüm. Bu depremle ilgili olarak bağışı teşvik eden bir reklam gördüm dün bir televizyonda. Çok şaşırdım. İyilik yap, iyi hisset diyor. Evet. Çok üzücü. Biz ne için iyilik yaparız? Allah razı olsun. İyi hissetmek için yapmak. İyi hisset, ya böyle bir şey. Yo, aslında iyi hissetmekse, eğer Allah rızası yoksa kötü hissedelim, param gidiyor. Gerçekçi olalım. Değil mi? İyi hissetmemin sebebi onun zavallılığı mı? Ve onun zavallılığı üzerinden benim mutlu olmam mı? Ama bu psikolojik bir şey var, mekanizma var. Bu dopamin şeyleri, enjektörleri sanki iyilik görmüşsünüz gibi iyilik ettiğinizde ödül şeyi sağlıyor. Allah rızası işte, tevhid işte. Yok, Allah inancı olan insanlar da böyle. Onu o şekilde devrediyor. Ay yok, Allah inancı yoksa Allah onu bıraktı anlamına gelebilir mi? Şey onun inancı olmayabilir ama o Allah'ın kulu hala. Oradan gelen şifayı bu şekilde hani gösterip. Yani sen Allah'ı unuttun diye Allah seni unutmuyor ki, öyle bir şey yok yani. Allah sana ödülünü direkt veriyor, peşin veriyor yani. Öteki dünyayı bırakmıyor şimdi çünkü. Diyor ki sen ödül aldın. Ha. Çünkü tevhid inancının bir nedir o? Yansıması. İyilik yap, iyi hisset. Çok acayip bir şey. Velhasılı 1755 Lizbon depremi Avrupa olmadan Avrupa aydınlanmasını anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Ve ondan sonra ciddi bir göçünde Avrupa'dan tekrar şeye doğru, Latin Amerika'ya doğru geldiğini görüyoruz. Ve Portekiz ligden düşmüş bir devlet oluyor. Hocam bir şey diyeceğim. Sizin de muhtemelen notlarınız da vardır da. Buyurun. Deprem olduğu zaman Voltaire diyor ya, bu Tanrı'dan gelen bir ceza değildir. Hmm. Yakup'u hareketlerinin işte tabiatın evet. Eseri de. Rus'ta da diyor ki hayır diyor, eğer diyor şey olsaydı diyor, tabiatın bir eseri olsaydı diyor, sadece diyor zengin fakir herkes bir şey yapardı diyor. O yüzden zenginlerin diyor güçlü yapıları diyor yıkılmadı ama fakir fukaranın yirahana verdiği yerle bir oldu diyor. Hmm. Tamamen diyor sosyal bir gerçekliktir. Yani hem tabiat hem sosyal gerçeklik var işin içinde diyor. Yani bilimlerin tartışılması da bir çatallanmaya da neden oluyor şey. Deprem. Evet. Hem bilimin farklı bir yöntem üzerine evet. De ciddi reformlar gerçekleşiyor. Yani tabii bu içinde bulunduğumuz dönem sebebiyle ben bu 1755 depreminin çünkü 7.7 evet 7.7 fakat derinliği bizim depremden çok fazla. Yani bizimkisi 7 kilometreymiş şey yerin altında çok yufka. Yani çok yufka yani evet hani hemen burnunun dibinde şey gibi değil yani hani şu şeye taş attın da
şuradaki kuvvetle, şu geniş ama şehir de ediyorsun, paylaşıyorsun da o şeyi. Hani bir arkadaşım şey demiş birisine, ya okuldan çıkacak çocuk, şeyler bekliyorlar, dövecekler çocuğu solcular. Öğretmene diyor ki işte niye gidemiyorsun, çıkmıyorsun diyor. Hocam böyle böyle diyor. Beni dövecekler diyor. Ondan sonra iyi diyor. Ben diyor dayak atamam ama diyor dayağını bölüşürüm diyor. Yiyecek dayağını. Ben de diyor. Yani, hani dört sopa yiyecekle iki sopa yemiş olursun yani. Dayağını bölüşürüm diyor. Okyanus kıyısı olduğu için efendim tsunami geliyor onlardan. Ha, orada ikinci bir katman tabii gerçekleşiyor. Yani 50 bin kişi ölüyor. O zaman için muazzam bir rakam bu. Ondan sonra Portekiz ekonomisi yeni 2008'de yapılan bir araştırmaya göre, yeni bir araştırmaya göre o zaman %54 küçülüyor. O da. Evet. %54 ligden düşüyor yani. Hani Düheli Muazzama'nın liginde olan bir devlet şu anda hani Orta Asya, Orta Doğu devleti gibi Azerbaycan'dan küçük işte yani. Yani düşünün ama bu devlet aynı zamanda sizin için tekrar edelim Muzaffer Bey. Ümit Burnu'nu keşfetmiş, Latin Amerika'yı keşfetmiş. Bak koca kıtanın 3'te 2'si neredeyse Portekizce konuşuyor yani. Evet. Yok yani şimdi şunu demek istiyorum yani hakikaten 6 Şubat 2023 depremi bunlar böyle geniş kapsamlı, uzak bakışlı, serin kafayla bakıp Türkiye'ye ne yapacağını öyle hesaplamak gerekiyor. Onu demek istiyorum yani. Yani şu an mesela 84 milyar dolar, Türkiye ekonomisi 850 milyar dolar. Değil mi? Yıllık bütçemiz. Efendim? 750. Hadi benden olsun 800. Yani demek ki %10-15 gibi bir şey alındığı zaman ama şu etkisi başka oluyor onun yani. Onun etkisi başka oluyor. Mesela 99, 17 Ağustos 99 depreminden önce Türkiye dünya ekonomisi sıralamasında 17. en büyük ekonomiydi. 17. en büyük ekonomi. 99'dan sonra 2001 krizi geldi, 21'e düştü. Sonra 20'yi zor restore ettik, G20'deyiz. Geçen Delhi'de G20 gerçekleşti geçen hafta, takip ettiniz mi? Etmediniz tabii. Hiç bahsedilmiyor bizden. Düştük yani. Çavuşoğlu gitti geldi. Şimdi senin bu ilk G20 içerisindeki değil mi? Ne var? Bir G ne var? G8 var değil mi? Onlar birbirlerini koruyup kolluyorlar değil mi? Tabii. O bir sistem yani. O aynı zamanda bir sınıf. Burada bizim adımız geçmedi. Bu ciddi bir diplomasi eksikliğidir. G8'de var mı hocam? Var tabii. Ya G8'de Rusya var mı? Var. 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 O şeyden giriyor oraya. Uzay araştırmaları ve doğal kaynaklarla giriyor. İki tane şey var orada Rusya'nın. Bacağı var. İki tane önemli şeyi var. Yoksa otomobille girmiyor mesela. Yani onun başka bir yapılanması söz konusu. Yani Rus serbest piyasa olmadığı için enjin araştırmalarının sponsorluğu otomobil satılarak millete ne yapılmadı? Yayılmadı. Hep onu sistem ne yaptı onu finanse ettiği için de çok ciddi bir para kaybına uğradı. Füze de Amerika ile yarışacağım diye sistem çöktü. Yani 92'deki Sovyet blokunun çökmesinin otomobil yapmamış olmaktır şey. Tabii odur. Budur yani. Çünkü şöyle düşünün, bütün o uzay araştırmaları dediğimiz şey aslında enjin teknolojisi. Yani o motorun kapasitesinin zirveleştirilmesi artı falan. Yani o neyle uçuyor değil mi? Neyle gidiyor yani? Enjin, motorla gidiyor. Şimdi o teknoloji onu geliştirmediğinizde, onun siz otomobil alarak aslında Amerikan uzay araştırmalarına ne yapmış oluyorsunuz? Bir katkı da Muzaffer Bey'den gitmiş oluyor.
Eğer bindiğiniz otomobille, eğer aldığınız otomobille bunu yapıyoruz. Tabii öyle. General Motors yani. Gidin bakın, şey, hepsini NASA mı karşılıyor? Yok ya. Herkes, otomobil firmaları oradaki araştırma projelerine ortak olacağız diye kaç takla atıyorlar. İşte dolayısıyla sponsorluğunu yapmış oluyorlar yani. İşte otomobil gelirlerinin %20'sini her sene nereye veriyor? NASA'ya koyuyor. Renault da yapıyor bunu, Fiat da yapıyor bunu. Neydi o Skoda şeylerin arabasını aldılar, Romanyalıların. Onlar tabii öyle, öyle orada bulunmak istiyorsan öyle. Yani bizimkisi elektrikli sanırım Türkiye'deki TOG, bunun dışında bir şey. Dolayısıyla aslında hala o işe girmemişiz. Aslında farkında mısınız? Bakın hala dekor. Hala işin dekor kısmındayız. Elektrikli araçla sen uzaya gidemezsin yani. Ya da 100 sene sonra belki, bilmiyorum. Yani o ayrı bir şey. Fakat gerçek olan şu, o zamanın düele muazzamasından olan Portekiz şu an o ligde değil. Yok. Ve bu kadar ciddi bir şeydir. O yüzden bugünkü ilk dersi buna ayırmak istedim. Bir 1755 Lizbon depremi Portekiz'e ne yapmıştır? Şu anda bu kalkınmacıların, bilmem necilerin 2008'de yapılmış yeni araştırmalarla nasıl etkilemiş şeyleri var. Alıp önlerine oturup oradan mukayeseli şeyin büyüklüğünü, yani bir kırıp dökülmesi var bir şeyin, bir de arkadan temizlenmesi var yani. Oradan bakmak gerekiyor. Ha tabii arkasından şeyler var. Efendim? İstanbul'da diyorum 1860'larda sanki bir büyük deprem olmuş. Oldu, evet. Çok şey yapılmadı, fark yaratmadı bana. Allah'ım verdi. Evet. Çünkü kendi hakkıyla gelmişti. Yani o gücünü de kendi öz kaynaklarıyla yapmış. İşte Portekiz'in yapamamasını dedik ya, Endülüs'ün malına çöktüğü için yeniden üretemedi onu. Çünkü neydi? Ödünç maldı. Ödünç akıldı. Yeniden üretememesinin sebebi bu. Ama Almanya, ne zaman kuruldu Almanya Birliği? 1871. Değil mi arkadaşlar? Neyle kuruldu? Ruhr bölgesini aldı, değil mi? Ruhr. Ruhr bölgesini. Alsace Lorraine'i aldı. Ne onun olayı ne? Kömür. Artı çelik, değil mi? European Steel and Steel Community, ECSC Community, evet. Coal and Steel, coal ne? Kömür. Kömür olursa ne oluyor? Ne yapabiliyorsunuz? Çelik de oluyor, değil mi? Yani hani bir demirci atölyesini önünüze getirin, orada ne yakmak gerekiyor? Evet, evet. Bu. Ve burada Alman sanayi. Fakat hep gözden kaçan bir şey vardır. Bununla birlikte düşünmek lazım bunu. Aynı zamanda başka bir şey oluyor. Aynı zamanda Fatih'in İstanbul'u fethetmesini mümkün kılan neydi? Top teknolojisi, değil mi? Top teknolojisi. Kim bu uzmanlar? Macar demirciler arkadaşlar. Demirci. Ne İngilizcesi bunun? Smithson, değil mi? Smithson. Demirci. Smith. Demir Smithson Demircioğlu. He, öyle. Smithson Demircioğlu demek tabii. Ondan sonra Macar demirciler, bu bir insan kitlesidir. Nereden geliyordu Macar? Hungary, değil mi? Yani Orta Asya. Zaten Türklerin numarası ne? Demir. Demir dalıcılar. Tabii. Timur. Evet. Adı bile adamın Timur yani. Neye yarıyor demir? Kılıç. Atın Allah. Değil mi? Nallamadığın atı ne yapabilir? Kaç metre gider sana yani?
Yani en azından şuradan şuraya gelemez o at. Yani Nallıhan Ankara'da. Değil mi? Beypazarı, Nallıhan. Ne onlar? Bir aslında bir ordu kültürü. Bir keşif kültürü, bir askeri şey, kazan. Değil mi? Yan yana bunlar iç içe vesaire. Yani hikaye öyle bir hikaye. Bu Macar demirciler bahsettiğimiz Romanya meselesi, geçen Eflak Boğdan'ın insan kaynağının Almanya sanayi için çalışmaya başlaması. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Daha önce en iyi Macar topçular İstanbul'a geliyorlar. En iyi denizcileri İngiltere'den bile İstanbul'a geliyorlar. En iyi denizciler. Amerika'da mesela 1600'lerde yazılmış bir manuskript geçti elime. Gelmiş bizim donanmaya Hümayun'a girmeye çalışmış. Girememiş. Sonra biraz oralarda çimacılık şunluk bunu bir şeyler yapmış. Ondan sonra sonra Amerika'ya gitmiş. Orada büyük adam olmuş. Ve manuskript yazmış ve orada Osmanlı sistemini anlatıyor. Mesela Amerika'nın da sistemini acayip Osmanlı sistemine benzetirler ya, bizi taklit etti falan, ispatla. İşte o adamları okumadan ispatlayamazsınız. Fakat 1755'te bir şey daha oluyor ispatlamanı engelleyecek. Bütün Portekiz İmparatorluğu'nun arşivi kayboluyor. Yani bakın, yani pasaportunu yakmak gibi bir şey, tamam mı? Yani hani bir yere gitmeyeceksin, anında pasaportunu ateşe attım gibi. Adamın geçmişini ispatlayacak elinde hiçbir şeysi kalmıyor. Neye muhtaç oluyor o yüzden? Ne arşivlerine? Venedik arşivlerine muhtaç oluyor. Venedik. İspanyol arşivlerinin efsafını bilmiyorum ama ben Vatikan arşivlerinden Yunus Emre'nin bizim bildiğimiz şiirinin 3 katı daha şiirin 2 sene önce şey yapıldığını biliyorum. Bulunup çıkarıldığını biliyorum. Türkçe. Dede Korkut Destanı'nda bir bölüm oralarda bulundu. Gireceksiniz. Öğreneceksin şey abicim, İtalyanca. Gidip gireceksin Venedik arşivlerine. Mis. Hem mutlu hissedersin hem 2 senede profesör olursun. Şöhret olursun. Yani ben genç değilim. Ya. Ben bizden geçti. Bizden beklemeyin artık. Siz yapacaksınız. İtalyan kültür mültür vardır değil mi? Yani gidilir öğrenilir. Yani öğrenilmeyecek bir şey değil. Ha evet. Bir şey daha oldu. Almanya'nın 1871'deki birliğini mümkün kılan bir şey daha oldu. Bakın. Bu pek konuşulmaz. Şimdi orayı gösterip bu dersi bitiriyorum. Sonraki derse geçiyoruz. Arkadaşlar. Nerede? Kürsarımı bulamıyorum. Yukarı çıkmam lazım ama. Page up yapalım şuradan. Page up. Onu da yapamıyorum. Ama daha yukarı nasıl çıkacağım ben? Tamam. Arkadaşlar, tutun çekin diyor bak çocuklar. Şimdi bir şey daha oluyor. 1866'da bir şey daha oluyor. İşte. Orada Avusturya küçülürken Almanya büyüyor. Bir dakika. Venedik. Venedik İtalya'ya geçiyor. Ve Avusturya'nın denizle irtibatı kesiliyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun aslında denizle irtibatı kesiliyor. Ve ondan sonra Macaristan ne oluyor? Bağımsız oluyor. Bu çok önemli bir şeydir. Bu öyle hani bizim Girit'i, Mirit'i falan kaybetmemize bile her tarafımız zaten denizlerin içerisinde bir ülke. Bunların denizden ayağını kesiyorlar. Ve o zaman ne olmuş oluyor? Avusturya Almanya'ya mühtaç hale geliyor. Zaten şu an Avusturya'da 9 milyonluk bir Balkan Cumhuriyeti mesabesinde bir küçük devlet. Village. Sözünü biliyor musunuz? Evet.
Dünya küçük bir köydür. Evet, our globe. Dünyamız. Evet, bizim dünyamız. Yani Ayetel Kürsü'de ya da genel şeyiyle Bakara suresinde geçen ard. Değil mi? Arz yani. Evet. Şimdi bu arzı yerinden sarsan 1755'ten sonraki ikinci bir olay 1774-75. Ne oluyor? Bir yeni bir güç çıkıyor ortaya. The United States şimdi bu States diyorlar bunlara. Tamam mı? Çünkü bir tane devlet var bu Akdeniz dünyasında. Onun da adı ne? The State. Kim bu The State diye geçiyor? Tabii Roma. Evet. Bunlar da The States oluyorlar. Devletçikler. Lisbon. Aman Lisbon diyorum. Boston Konvansiyonu var. Convention. Burada United oluyorlar ve kime karşı savaşıyorlar? İngiltere. İngiltere ve Fransa. Evet. Ama Fransa'nın öyle bir deniz gücü yok. Yani okyanus ötesini kontrol edecek bir deniz gücü yok. Çünkü Fransa aslında otantik olarak nedir? Kara devletidir ve kara savaşında iyidir. Her ne kadar denize uzun bir kıyısı olsa da, her ne kadar Kanada'da, Quebec'te özellikle Fransız yerleşimi olsa da, İngiltere'nin Fransa'ya üstünlüğü İngiliz maliyesiyle gerçekleşiyor. Ve 1774'te ki şey savaşlarına karşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık savaşlarına karşı İngiltere neyle mukabele ediyor? Donanmayla mukabele ediyor. Donanmanın iki temel şeyi var. Malzemesi, gemi yapımının. Hoş geldiniz. Bu nedir? Wood. Yani orman, ağaç. Ve aynı dönemde bir şehir kuruluyor. Şehrin daha doğrusu kurulması tamamlanıyor. Neresi orası? Peterburg. Bakın kuzeyde, dikkatinizi çekerim. Ve işte o gördüğünüz koca Rusya'nın ağacını Deli Petro'dan sonraki Rus tüccarlar ve toprak beyleri, çünkü aynı adam. Aynı adam. Yani şimdi Osmanlı sistemini gördük. Toprak beyi yok. Dolayısıyla feodal yapıdan dönüşüp kapitalist ortama adapte olurken adamın servetim diyeceği şeyin neyse var? Yok. Bu sistemin avantajları var, dezavantajları var. İşte bu devirde Osmanlı bunun dezavantajlarını yaşıyor. Şimdi avantajı ne hocam? Yani bizim zenginimiz yok, burjuvamız yok, bilmem neyimiz yok. Değil mi? Şu, avantajı şu. Herkes diyor ki, benim diyor. Herkesin benim diyeceği bir şey var. Herkes ne? Fert. Fert olduğu zaman ne yapıyor? Charity dediğimiz, filantropik faaliyetler. Nedir onlar? Hayırseverlik. Değil mi? Hayırseverlik, filantropi diyorlar. Hayırsever, değil mi? Filantropi. İnsansever. Ama hayırseverlik diye tercüme ediyoruz onu. Yani şey olarak, kavramsal olarak. Kimlerin olduğu yerlerdir? Mesela bize de moda olarak öyle gelmiş. Zenginlerin, değil mi? Hayırseverlik. İşte neye gidiyorsun diyor, kadın nereye gidiyor? Yardım kuruluşlarının üyesidir zenginin karısı. Doğal üyesidir, değil mi?
Çünkü bu yani yardım kimin işi? Dolayısıyla zenginin işi. Öncelikle aristokratların işi. Ve İngiliz aristokrasisi o dönüşümü gerçekleştirebilen bir aristokrasi. Adapte oluyor. Mesela bunun bir istisnasını yazıyor John Fowles, Fransız Teğmen'in Kadını romanında. Bu bir istisna. Yani ticaret, biz soyluları yakışmaz falan. Yani bizim kültürümüzde ise tüccar Azeri lehçesinde pimp demek Türkçesini siz düşünün yani. Diyemeyeceğim ben. Ayıp. Pimp demek. P, E, Z gidiyor. Tamam mı? Aynı zamanda. Yani itibarlı bir meslek değil. Adam kılıç sallıyor, gaza ediyor, beylik alıyor vesaire. Dolayısıyla ve beyliği ne yapamıyor? Aktaramıyor. Çok acayip bir şey. Kaydı hayat şartıyla. Aktaramıyor. Bu dolayısıyla işte kriz dönemlerinde, mesela İstiklal Harbi'nde ne olarak tevazu çıkıyor ortaya? Kuvayi Milliye herkes bir ucundan tutuyor. Ya da deprem bölgesinde Sefa demin anlattı hatıralarını, şeylerini, sıcak hatıra denmez, gözlemlerini diyelim ve tecrübesini, şahsi tecrübesini herkesin bir ucundan tutmasıyla sonuçlanıyor. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın demiyor. Çünkü kişi kendini ne hissediyor? Hür ve fert ve sorumlu, mesul. Değil mi? Hak ve borç birlikte. Ben özgür bir kişiysem, hür bir kişiysem haklarım var. Ama borçlarım da var. Ne? İnsan olmanın borcu. İnsan olmanın borcu dahi Batı sisteminde neye indirgeniyor? Yüceltiliyor. Charity yani. Zenginlerin işi. Ve bizim dizilerimiz, filmlerimiz de mış gibi onu oradan alıyor, adapte ediyor. Sanki öbür kadın yardım etmiyor. O yapıyor bir tek hayırseverlik gibi sahte bir eklektik bir şey. Eklektik. Eklektik olduğu için de oradan neşet etmiyor. Nereden neşet ediyor? Direkt vatandaştan neşet ediyor. Gerçek şey. O da yeterince ne olamıyor? Organize olamıyor o yüzden. Çünkü niye? Profesyonel değil. Hocam şeylerde de aristokrasinin olduğu ülkelerde de hani asker sınıfı Napolyon'a kadar aristokratların hani 2-3. Yok. Tabii. Evet. Ya biz mesela ordu milletiz. Evet tabii yani savaşsa gidilir yani. Atalan Üsküdar'ı geçti diyor. Nereye gidiyor Üsküdar'da? Bağdat seferine. Savaşa katılıyor yani. İşte o Tunus Bağ Caddesi'nden Ayrılık Çeşmesi. Oradan Allah selamet versin. Yani sen geç kaldın diyor yani. Geçti göç dost kervanı, eyleme beni. Yani gitti kervan, eyleme beni. Yani kelimeler de, söylem de bunun üzerine kurulu. Böyle bir kültür. Ama zengini yok. Şimdi ama Rus'un toprak beyi, kont, dük ama aynı zamanda ne? Tüccar. Oluyor çünkü zengin. Ve bu adam ne satıyor? Tereste satıyor. Niçin? İngiltere Amerika'yı alt etsin diye. Ve orada bir Amerika doğarken, İngiltere yenilirken burada da aynı zamanda kim büyüyor? Bir Rusya büyüyor. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? 1774 Küçük Kaynarca'da la Prut arasındaki o muazzam farkın finansmanının nereden geldiğini. Ya paranın globe, our globe dedik ya dünyamız bir. Burada paranın el değişiminden bahsediyoruz. Rus şeyi, ne derler? Ormanı İngilizlerin Newcastle, Greenwich tersanelerinde ağaçları, keresteleri, hakeza İskandinavya'nın keresteleri ama Petersburg'dan şuradan geldi. Burada Newcastle'da ve burada şeyde ne derler? Greenwich. Bu Londra'nın neresinde? Ve oradaki tersanelerde şeye dönüştü, gemilere dönüştü, armada oldu ve Amerika ile savaştı ve Amerika bağımsızlığını kazandı İngiltere'ye karşı. Ve İngiltere o zaman ne yapacak? Neye asılacak? Hindistan'a asılacak.
Ha, demek ki bir düşman kuzeyde neşet etti, güçlü bir düşman. Biri de şuradan Basra Körfezi'nden kemirmeye başladı. Şu tarihi izleyerek, Vasco da Gama'nın tarihini izleyerek. Hindistan'a tutunmak için nerede tutunması gerekiyordu? Basra Körfezi'nde tutunması gerekiyordu. Yakıt alması gerekiyordu. Antrepolar var, depolar. Taşıyacağı mallarını depolaması gerekiyordu İngiliz tüccarlarının. O şirket aslında ta ne zaman kuruldu? 1600'lerde. Adı ne? The East Indian Company. Biz ona ne diyoruz? Şarkı Hindistan Kumpanyası diyoruz. Tamam mı? Ya da Doğu Hindistan Şirketi diyoruz. Şimdi dolayısıyla Doğu Hindistan Şirketi'nin şeyleri, azaları, üyeleri kim onlar? Tüccar aslında onlar. Kraliçenin de galiba şeyi var. Hisseleri var. Evet. Ama onlar tüccar. Aynı zamanda ne onlar? Ne oluyorlar? Aynı dönemde, bakın çok önemlidir bu. Aynı dönemde İngiltere'de ne başlıyor? Ne önem kazanıyor? Meclis. Başbakanlık önem kazanıyor. Seçimler önem kazanıyor. Çünkü bu adamları vergi mükellefi ne demek? Oy kullanabilen adam demek. Oy kullanabilen adam demektir. Ve Benjamin Disraeli bir Yahudi olduğu halde oranın ilk neyi oluyor? Prime Minister ismini ilk taşıyan, yani başbakan, başvekil adını ilk taşıyan adam oluyor. Niye? O da tüccar çünkü. Yani çufutluğu, mufutluğu unutuluyor. Unutuluyor. Kadınlar oho daha bekleyecekler oy kullanmak için. Sıradan vatandaş da bekleyecek. Demokrasi ama Romavari bir demokrasi. Yurttaşlar var ya, Romalı yurttaşlar. O vari bir demokrasi. Ama bu nedir? Aynı zamanda bir pratiktir. Bir kurumsallaşmadır vesaire. Şimdi dolayısıyla aynı anda iki tane, bir buradaki şeyini kaybedince İngiltere dediğimiz ülke, yani 19. yüzyılın super power'ı, süper gücü nereye şey yapıyor? Hindistan'dan şey yapacak, parasını kazanacak. Önce bu tarihi yüzyıl ama çok uzun. Altı ay. Şey plantasyonları için, dokuma, tekstil için malzeme sağlamak için Hindistan'a mı taşıyor Amerika'dan şeyi? Şimdi şöyle, Amerika'daki pamuk plantasyonlarını kaybediyor. Yani kumaş satıyor ya adam, pamuğu oradan alıyor, yün kendisinin. Çünkü şeyi boşaltıyor dışarıya, köleyi, koyunu alıyor içeriye, etrafını çitliyor. Hedging. Adı da hedging. Finansta da bir şeydir o. Kavramdır. Tabii hedging dediğimiz kavramın şeyi orası, risk yönetimi. Niye hedging risk yönetimi olsun? Yani oradan geliyor. Yani bütün bu kelimelerin hep böyle bir arka planı. Çitleme, çitliyor. Arazisinin etrafını koyun şey yapıyor. Ama numarası şurada. Tek başına yünlü kumaş dayanıklı bir şey değil. Kuvvetli değil. Onu pamukla birleştirip eğirdiği zaman ve onu aynı zamanda ne oluyor? James Watt geliyor oradan, değil mi? Neyi yapıyor? Buharlı makina. Makina. Yani dokuma tezgahları, şunlar, bunlar vesaire, bildiğimiz İngiltere aslında tekstil zengini bir ülke. Küçümsüyoruz ya biz şimdi, tekstil bizde. Bak, çok önemli, hepimiz giyiniyoruz çünkü. Üstüne üstlük bunun doyması yok. Karın doyuyor da şu doymuyor. Bugün o rengi giyeyim, yarın öbür rengi gideyim, öbürü ipekli olsun, o gün moda oldu bilmem ne. Bu kol olmadı, öbür kol o... Bunun devamı var. Yani bu hani insan ne, Maslow'un hierarchy of needs, biliyor musunuz ihtiyaçlar hiyerarşisi meselesini? Yani hani karın doyurmak, emniyet, sonra ne geliyor? Zevkler başlıyor. Ha, herkes kendisini self-actualization, kendini gerçeklemeyi şeydeki gibi, neydi o filmin adı? If I Were a Rich Man, The Fiddler on the Roof. Evet, oradaki Yahudi ne diyor adam? Zengin olsam diyor. Karımın diyor çift çeneli olur diyor. Double chin, yani gıdılı olur diyor. Böyle diyor tavus kuşu gibi kok 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 dolaşır diyor. Hizmetçilere emirler verir diyor. Ben ne yaparım diyor kendisi. Ben diyor tahsilli adamlarla diyor dört kitabın hükmünü sohbet konuşurum diyor.
Yani hani adamın zengin olmaktan dünya nimeti olarak anladığı şey gelişmiş bir adam çünkü. Böyle bir şey. Herkes entelektüel zevkle kendini gerçeklemiyor ki okuyarak. Birçok çok küçük bir azınlık için dünya nimeti kitaplardır. Ya da resimdir ya da müziktir vesaire. Değil mi? Asıl kitlesel tüketim nedir? Giyimdir. Giyim. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ve İngiltere bunun üzerine şey yapıyor. Şam kumaşlarından bahsettik. Yani işte ya da yekürkümye vesaire libas meselesi yani. Bu önemli bir şey. Ve bu İngiltere işte zaten demin anlatıyordum ilk derdi şuydu. Yünlü kumaş ürettiği için soğuk ülkelere satmak istiyor. Soğuk Tibet, Afganistan, Babür İmparatorluğu oralar. Soğuk yerler orada yünlü kumaş. Müşterisi orada oraya gidebilmek için Osmanlı ülkesinden geçmeye, Rusya'dan inmeye çalışıyor. İnemiyor soğuk. Ondan sonra bu kanalla Tebriz-Trabzon, tamam mı? Trabzon-Tebriz şu hattan girmeye çalışıyor. Ondan sonra buradan girmeye çalışıyor ama şuradaki yolları en son Osmanlı ile iyi ilişkiler kurarak. Süreç ne zaman açılıyor hocam? 1771'de açılıyor. 69'da kazmayı vuruyorlar. Çok basit bir şey çünkü. Zaten bu klasik olarak var Süveyş kanalı. Yani tabii Halife Harun Reşit zamanında tekrar canlandırılmayı düşünüyorlar. Ondan sonra Harun Reşit diyor ki Venediklilerin, Vatikanlıların diyor ben diyor Haremeyn-i Şerife'yle aksesine mi açacağım orayı diyor. Açmadığı için işte arkadaşlar şimdi işte Arap isyanı meselesi de oradan çıkıyor. Süveyş kanalı açıldığı zaman ne oluyor? Arap ne yapar? Arabatı. Değil mi? Sadece deve değil. Yani Arabatı diye bir şey var. Bunlar ne yapıyorlar? Kervanlar. Değil mi? Develer, kervanlarla at yetiştirir, deve yetiştirir. O şekilde kervanlar düzenler. Lojistik yani. Lojistikten para kazanıyor. Onu yapamayan ne yapıyor? Yağma. Ama bir şekilde hayatlarını çeviriyorlar. Ama Süveyş kanalı açıldığı zaman yani arkadaşlar Afrika ile Asya'ya makas atıldığı zaman, gemiler yürüdüğü zaman Araplar ne kalıyorlar? Aç kalıyorlar. Henüz petrol de yok. Değil mi? Ne yapacak? Ve şurası da ölüyor. Dikkatinizi çekerim. Şu kanala da gerek kalmıyor. Ve mesela Türkiye'deki Ermeni isyanlarıyla Süveyş kanalının açılması arasındaki korelasyon henüz çalışılmış bir konu değildir. Ermeniler ne alaka? Kervan yolları üzerindeler onlar da. Karadeniz'de ne yapıyor o Ermeniler o kadar oralarda? O kiliselerin o dağlarda, o tepelerde ne işi var? Ya orada sanat, zanaatkarlık yapıyor. İşte ne deniyor ona? Katıra semer yapıyor. Semerci, semerci oğulları falan. Değil mi? Yani ne demek semerci? Ay adam semerciymiş. Ne diyorsun ya kaportacı? Niye sen dalga geçiyorsun ki adamla? Adamın çok önemli bir mesleği var. Ne zamana kadar? Bakın şuraya makas atılana kadar. Buraya makas atıldığı zaman şu yol artık ne bismiyor? Zıgana'dan geçenleriniz var mı? Korkunç bir zor bir yoldur yani. Oradan zıganak zor da Zengibar kolay mı? Değil mi? Bu şeydeki geçit. Ya da diğerleri kolay mı? Dağlardan bahsediyor. Araziden geliyorsunuz, görüyorsunuz. Arazi el vermez. Dolayısıyla ne oluyor? Bu yolları insanlar geçim kaynağı olarak işte kimisi kervansarayı işletiyor, han işletiyor, misafir ağırlıyor. Kimisi semercilik yapıyor. Kimisi alıyor satıyor vesaire bir şekilde ekonominin içindeler. Trabzon lastiği derler değil mi? Niye? Trabzon'dan geldiği için. Trabzon'da yapıldığı için değil. Trabzon'dan geldiği için onun adı Trabzon lastiğidir. Gizlavet lastik. Duydunuz mu? Şeyler onlar Gizlavet diyorlar. Yukarıda kuzeyde Cizlavet deniyor. He, Trabzon'dan geliyor. Trabzon'da imal edildiği için değil. Hat o çünkü. Trabzon ekmeği. Niye? Trabzon'da buğday mı var? Ne saçmalıyoruz?
Oradan geldiği için. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey bu. Dolayısıyla ha şu an Trabzon'un bir önemi yok. Değil mi? Şehzadeler şehri Trabzon. Trabzon vilayeti. Samsun dediğiniz şey misal Karadeniz'de. Hiyerarşiler değişiyor yani. Her şeyin adı değişiyor. Samsun dediğiniz şey mesela Trabzon vilayetinin Canik Sancağı'nın Samsun kazasıdır. Bir kazadır. Mesela kilis önemlidir o zaman. Antep o kadar önemli değildir. Kilis esastır. Yol geçit çünkü vesaire. Yani yerle bir oluyor. Peki buraya bu makası attıracak. Mesela İngiltere bunu engelliyor. 30 yıl falan. Ya düşünsenize orada ne var ki yani? Kol gücüyle yapılacak bir iş. Çok zor bir şey değil yani. İngiltere bunu engelliyor. Çünkü kendisi 100 yıl boyunca gelmişiz 1860'lara adapte olmuş şeye. Şu yapıya. İlişkilerini kurmuş, konsoloslarını tayin etmiş, kendi posta teşkilatını kurmuş, Osmanlı ile iyi ilişkiler kurmuş. Düzeni var. İyi ilişkiler içinde olduğu aşiretler var, iyi içinde ilişkiler içinde olduğu kabileler var. Aşairi, kabairi, urban, aşairi, ekrat. Değil mi? Var. Bir adapte olmuş İstanbul Büyükelçiliği'nde. Ciddi bir şeyi var vesaire. Osmanlı toprak bütünlüğü ve oradaki statükonun işine geliyor. O yüzden partner. Ve Osmanlı paşalarının yaptığı şey zaten ne oldu? Tanzimat paşalarının buna adapte olmak oldu. Buna adapte ol. Bak adam adapte oldu. 1774'e rağmen adapte oldu. Küçük Kaynarca'ya rağmen adapte oldu. Küçük Kaynarca ya. Kaynarca neresi? Pendik'te. Şurası yani. Adam geliyor yani. Adam İstanbul'a geliyor. Şurada şu körfezin ucuna geliyor. Orada imzalanıyor. Sonra ne yapıyor? Geri gönderiyoruz. Değil mi? Yani çok acayip bir şey. Ayastafanos hakeza 100 sene sonra. Gene aynı yerde 1778. Değil mi? Ayastafanos. Bir çeşit anlaşma değildi o. Şey gibi, ateşkes gibi. Çünkü esas onun şeyleri, defteri 1778 Berlin Konferansı'nda dürülüyor. Şimdi dolayısıyla bu Amerika'nın neşet etmesi yeni bir dünya. Yani bunu anlamadan tarihe baktığınız zaman kayboluyorsunuz hikaye. Yani bizim dünyamız küçük bir glob. Peki buna öbür tepkilerden bir tanesi nedir? Ha burada şöyle bir şey oluyor. Bunu size söylemeden geçmek istemiyorum. Bu Amerikalıların gösterdiği bir feraset var. Şimdi bu Fransa mali sebeplerle aslında Amerika'yı şeye kaptırıyor. Kötü durumu. Çünkü bu Fransız soyluları azmışlar. Yani israf, israf, israf o kadar ki krizin bir kısmını Louis sofra takımlarından bir kısmını satarak şey yapıyor. Artık nasıl bir sofra takımı varsa adam. Hani pasta yesinler şeyine giden yoldan bahsediyoruz. Yani ne kadar azmışlarsa artık yani. Ondan sonra belgeselde görmüştüm. Bu Hollanda gibi Merkez Bankası benzeri bir kuruluş kuruyor Fransa. Ama bastıkları tahvillerin şeyi yok, karşılığı yok. Değeri yok. Ve o yüzden çok borçlanıyor. Satıyorlar yani o tahvilleri ama sonra onun denir karşılamak zorunda. Karşılığı yok. İçerideki evet. Altın stoğu yok. Hazine takır. Evet. Tam takır. Anlamadım. Bu Louis'nin sofra takımları var. Onun sofra takımları. Bir hanım getir birkaç tabak falan. Artık nasıl takımlarsa çok enteresan. Gideniniz var mı Fransa'daki porselen müzelerine? Bulunanınız var mı? Merak ediyorum. Gidip bir görmek lazım. Ha bizim de ciddidir Topkapı Sarayı koleksiyonlarımız. China, Turkish China da ciddi bir şeydir yani. Hem kendi üretimimiz falan da var biliyorsunuz Kütahya'da ve Galicia'da. Yani ikisi birlikte. Galicia'yı hep unuturuz ama orada bir şey var. Şimdi burada şöyle bir şey, Amerika diplomat, Amerika'nın bana sorarsanız en ciddi şeyi şu. Şimdi bu Fransa bakıyor ki bu İngiltere götürüyor şey meselesini. Şeye yardım ediyor Amerikalılara. Fakat gizli yapıyor bu yardımı. Amerikalılar toplanıyorlar ve buna diyorlar ki ya bizi açıktan desteklersin ya da defolup gidersiniz. Bu çok mühim bir şey. Diyor ki ben senin metresin olmam diyor yani. Metres de tutmam diyor. Ya mertçe şu işi açıktan yapın. İngiltere'yi karşınıza alın. Yani you cannot eat and have your cake. Hem kek sahibi olup hem kekini yiyemezsin. Yersen kekin olmaz.
Yani, değil mi? Hani şey var ya, hem pastam dursun hem karnım doysun. Ha işte bunun tam tercümesi aslında. Hem pastam dursun, dursun hem karnım doysun. Ve orada Amerika'nın gösterdiği feraset çok ciddi bir şey oluyor. Ve İngiltere orayı kaybedince 1775'te, bu sefer yukarıda güçlü bir Rusya ve tabii ki ve gene Rus kerestesine dayalı bir İngiliz ekonomisi. Gene Rus kerestesine dayalı bir İngiliz ekonomisi. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız ülkenin büyüklüğüne? Yani oradan gelecek ağacın, kerestenin bir sıkıntısı var. Kışın donuyor. Deniz donuyor, gemi işleyemiyor. Ha, işte Karadeniz'e musallat olmasının sebebi odur. Bugün Donbas'ta ne yaptığının sebebi de odur. Çünkü Kırım tek başına bir işe yaramıyor liman. Donbas lazım, lojistik sebeplerle. Evet, Donbas lazım. Yani şey gibi ve orada o Donbas'ı Ukrayna'ya vererek Kırım'a ayrılarak aslında orada bir numara çevriliyor. Nasıl bir numara bu biliyor musunuz? Mesela Kuveyt. Değil mi? Körfez Savaşı'nı hatırlıyorsunuz artık. O kadar da bücük değilsiniz yani. Birinci Körfez krizi, ikinci Körfez krizi falan. Hele ikinciyi rahat hatırlıyorsunuzdur yani. Ondan sonra ne oldu orada? Irak ne yaptı? Kuveyt'i işgal etti. Niye? Çünkü Şaddül Arab'ın, arkadaşlar, Şaddül Arab'ın şuraya dökülen kısmında sen bir denizcilik manevrası, liman faaliyeti yapamıyorsun. Kuveyt diye bir ülke yok. Kuveyt diye bir şehir de yok. O da şöyle çıkıyor ortaya. Kuveyt, şimdi bu Osmanlı merkezi sistemi merkezileştiriyor ya Tanzimat'la beraber. Bunu oralarda da uyguluyor. Ve ne yapıyor oralara? Ticaret de yapılıyor. Custom. Yani vergi, gümrük şeyleri tesis ediyor. Bu Araplar da zaten bir sürü şeyi kaptırmışlar. Kuveyt'ten, Kuveyt bir çöl, hiçbir şey yok. İşleyerek denize inip mallarını vergi kaçırmak amacıyla kurulmuş bir ülke Kuveyt. Tamamen vergi kaçırmak amacıyla kurulmuş bir ülke. Başka hiçbir şey değil. Şimdi bilmem ne adaları, bilmem ne adaları falan var ya, o da o parayı kaçırıyorlar. Burada malı üzerinden vergi vermek için kuruluyor. Şeyin de etkili olduğunu söylüyorlar. Üsera-i Zence'yi sürdürmek istiyorlar ev hizmetçiliği meselesiyle. Yani çünkü yaşayamıyorlar yani. Hani bu İngiltere bir de o işe kalkıyor. Ha, bu da çok önemli. Yani bakın arkadaşlar, yani anlatmakla bitmiyor hikaye. Şimdi 1775'ten sonra bu İngilizler insan olduklarını hatırlıyorlar. Zencileri ilk onlar şey yapıyorlar, hakları yani. Niye? Çünkü şu devasa ülkedeki tarımın esas enerji girdisi kol emeği. Kol emeği, o da bak Üsara'ya zenciye. Şu Afrika'dan oraya götürülen zenciler. Birden insanlıklarını hatırlıyorlar ve köle karşıtı oluyorlar. Aslında mesnet Amerika'nın büyümesini baskılamak. Baskılamak. Yani bugün Çin ekonomisi kayıtsız insan kaynağına dayanıyor. Yani bir tas pilava çalışan insan kaynağına dayanıyor. Ve bu şey doğum meselesini anlattım mı ben size? Şimdi şöyle, Çin'de bugün 100 milyonlarla ölçülen bir kağıt üzerinde olmayan yok insan. ...dan bahsediliyor. 100 milyonlarca ölçülen. Tabi burası şey bir ülke. Ne deniyor? Şeffaf değil. Kapalı bir ülke. Zaten General Agreements on Trade and Tariffs. GATT. Duydunuz mu bunu? GATT. General Agreements on Trade and Tariffs. Trade, ticaret. Tarif, gümrük. Tamam mı? Gümrük tarifeleri yani. O bize tarif, gümrük tarifesi İngilizceden gelme bir şey. Ha. Ondan sonra bu dünyanın, bu serbest ticaret
Birleşmiş Milletler'le birlikte kurulan serbest ticaret meselesinde diyorlar ki rekabet edebilmemiz için, ticareti serbestleştirebilmemiz için ticaretin enstrümanları, Marksist terminolojisiyle söyleyelim, üretim araçlarının da girdilerinin fair, yani nedir ona? Eşit, uygun şartlarda olmaz. Benzer şartlar, denk şartlarda olması lazım. Siz insanları hayvan gibi çalıştırıyorsunuz. Siz olmaz, sizden olmaz diye Çin'i, Birleşmiş Milletler'in Çin, G daimi 8 üyesinden biri olduğu halde, değil mi? Dışarıda tutuluyor. Çin de biliyor ne bok yediğini, o da sorun çıkarmıyor. Peki diyor, ne zaman düzeltiriz diyor? 2000'de. 2000'de kalkıyor. 2000'de GATT'in Çin'e yönelik şeyi kalkınca Türkiye'deki 2001 krizinin ikinci bir sebebi çıktı ortaya. Bakın çok uzun vadeli bir şey. Çok çok uzun vadeli bir şey bu. Yani ne kadar? Birleşmiş Milletler ne zaman kuruluyor? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Potsdam Yalta konferansları 1945 mi 46? 45-46, 1945-1946, değil mi? Da kuruluyor. Bu aslında, bu 1774'te İngiltere'ye karşı bağımsızlığını kazanan Amerika'nın beyliğini tescillediği tarihtir. Beyliğini de tescillediği tarih. Yani var mı bana yan bakan? Ve Çin'de şöyle bir şey var, tabii çok nüfus artıyor. Şöyle şart koyuyorlar. İki çocuk, bir çocuk. Şimdi sen iki çocuk, bir çocuk dedin diye Çinli illa oğlanı bulacak. Yani öyle ilkinde oğlan gelmedi diye, ikincide gelmedi diye adam vaz mı geçecek erkek evlattan ya da kadın oğul isteğinden? Geçmiyor. Devam ediyor oğlanı bulana kadar. Peki orada doğan bir, ikinci, üçüncü, belki bu çocuklar ne oluyor? Bunlar yasak. Bunlar yok. Bunların kimlik kartı yok. Bunlar seyahat edemiyorlar. Ne eğitimi be? Ne eğitimi? Bunlar evlerinin de yok çocukları. Bunlar evlerinin de yok çocukları. Sefilleri okuyanınız kaç kişi? 2, 3, başka? Yazık size. Yazık size. Peki, Cosette'i hatırlıyor musunuz? Tenenbaum ailesinde Cosette. Thénardier ailesinde şu kedi. Şu masanın altında duruyor ya. Aile burada yemek yiyor. Belki bir şey atarlarsa. Cosette orada öyledir. Ve o çocukların pozisyonu o Cosette pozisyonudur. Çin'de. Ve bunun yüz milyonlar olduğunu New York Times bir ara 5-6 ay üst üste yazdı. Ve Çin, tabii yani şu, Koset, şu yani, Before Vazcan Vazcan, Thénardier ailesi. Evet, o evdeki o çocuğun, Koset'in konumu. Ve böyle milyonlar var. Ve o yüzden bugün bu Çin denilen yerle rekabet etmeye imkan yok. Önünde sonunda bir şeyi bulacak, geri getirilecek, ben size söyleyeyim. Ama onlar kendilerine diğer ülkelerden lokal partnerler bularak sorunu çözmeye çalışıyorlar. 2001 krizinin hemen, ya 2005, 2006, 2007 1 milyoncuların Türkiye'de açıldığı devirler işte. Bu 1 milyon marketleri o zaman açıldı işte. Ne alırsan 1 lira. Değil mi? 1 lira. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Ve biz bunu gerçek zannettik. Ve ne oldu? Bütün dünyada pandemiyle birlikte o kanallar kesildi. Hani Çin'den mi çıktı? Çin'den mi çıkarıldı pandemi? Madem komploculuk, bir de öyle yapılsın yani. Ben bunlara inanmıyorum da. Kimsenin bu ayarda bir gücü olduğuna inanmıyorum yani. Buna inanmıyorum. Ve işte Amerika'daki, kim okudu The Tale of Two Cities? İki şehrin hikayesi, Dickens.
Kaç kişi okudu? Zübeyde okumuş. Ha. Neyi anlatıyor? Paris, Londra ve Fransız ihtilali değil mi arkadaşlar? İşte 1775'te kesilen paralar 1789'da Fransa'da neyle sonuçlanıyor? İhtilalle. Para kesiliyor çünkü. Yani para olmadan tarihi anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Tabii. Daha da fenası şöyle diyorlar. İngilizce bu kadim bir söz. Money follows intelligence. Intelligence follows money. Para. Zekanın... Zeka eliti. Zeka eliti paranın peşine gider. Para zeka elitinin peşine gider. Boş vakitleri var çünkü. Boş vakitte ilim. Ay, zeka adamla fark yaratıyor. Bir de zeka adamla fark yaratıyor. Şirketler zeka adamı çalıştırarak fark yaratıyorlar. Tabii işte o yüzden zeka şey Amerika'ya gidiyor. Zeka eliti yerinden kalkan değil mi? Green card bilmem ne vesaire böyle bir şey. 1789'da ki Fransız ihtilali kim üretti? Bonaparte kardeşi üretti değil mi? Bonaparte. Korsikalı kardeş. Ne yaptı? Önce oraları bir karıştırdı. Venedik devletini yıktı. O fırsattan istifade Avusturya Venedik'i aldı. Ve orada kurulmuş kadim ilişkiler bozuldu. Ve Avusturya 100 yılda birden, ondan önce o kadar bir büyük bir Avusturya yok başımıza bela. Rusya ile uğraşıyoruz gene. Yani Viyana seferlerinde de biz musallat oluyoruz. Onların geldiği yok. Biz gidiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Ama ondan sonra o da neye katıldı? Venedik üzerinden dünya ticaret şeyine girdi. Ligine girdi. Zenginleşti. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu 100 yılda, 19. yüzyılda parlak bir devlet olarak var. Yok, Viyana var. Viyana hep var. Yani Viyana, hatta şöyle, Viyana bir, bak Viyana ve Belçika Roma'dan kaçanların kurduğu yer, Hristiyanlığın sığınağı ve üçüncü sığınağı Hristiyanların şurası, Dublin. Tabii, o yüzden orada kadın. Yoksa ne işleri var orada? Tabii, Trinity College, yani bu... Kütüphanesi var. Gidiyorsunuz. 300 yıldan kalma eserler var. Yani bu protestan ayaklanmalarda eserlerini oraya kaçırmışlar, kitaplarını vesaire. Acayip bir kütüphane. Yani insanın bütün dilleri okuyup yası geliyor ama Latince yetiyor aslında. Yani kadim devirler için Türkçe ve Latince yetiyor. Yani 19. yüzyıla kadar. Ve ondan sonra işte bu Bonaparte oradan Venedik'i koparıyor 1700, ya hemen şeyden sonra Avusturya'ya veriyor, artık onu niye veriyor, sonra ne yapıyor? Geliyor, Mısır'a giriyor. Ve işte 1771, Süveyş Kanalı'nın açılma tarihinin serüveni böylece başlamış oluyor. Her ne kadar biz Mısır'dan, Cezarahmet Paşa şeyde, Suriye'de, Amiral Nelson'la, İngiltere ile kurduğumuz işbirliğiyle Napolyon'u oradan çıkarsak da sistem bozulmuş oldu. İşte o bozulan sistemden kim neşet etti? Evet, Mehmet Ali Paşa neşet etti. Sistem bozuldu. Kadim, yani biz Memlüklerden Mısır'ı aldı Yavuz, tevarüs etti. Oradaki beyler sistemi dedi, işte Memlük beyleri onu tesis etti. Onu ehya etti, merkezden vergisini aldı, böyle bir vergiyi alıyorduk, bak alakası yok. Mısır medreseleriyle İstanbul medreselerinin ünsiyeti hep çok yoğun. Mısır sosyetesiyle İstanbul sosyetesinin cemiyet hayatı hep yoğun. Mısır hep bir adım öndedir. Mısır mesela ilk matbaanın da kurulduğu yerdir. Tabii Mısır abi yani. Siz tabii yani şu anda... Belki de dünyada, yani belki değil öyle, dünyanın en kadim iki, üçüncü Şam-ı Şerif,
şehri, Bağdat, Kahire, Şam, üçü de berbat vaziyette. Tavus kuşunun kanadı kendisine düşman. Yani acayip bir şey bu. Bu acayip bir şey. En berbat halde üçü yani. En korkunç vaziyette üçü. Yani. Ve o değişim işte 19. yüzyıldaki, hani Cemil Meriç diyor ya 1789 ihtiyar doğunun ölüm çanının çaldığı gün diyor. Bizim için 1789 değil, bizim için şu iki rakam yer değiştiriyor. 1798 Napolyon'un Mısır'a girişi arkadaşlar. Ve arkasından Mehmet Ali Paşa isyanı. Ve 1775'te aynı zamanda şurada bir isyan gerçekleşiyor. Şurada Dirye Köyü'nde. Riyad, Dirye Köyü. Vehhabiler. Osmanlı'nın orada çöken psikolojik üstünlüğü. Yani İslam'ın taşıyıcılığı itibarına halel geliyor. Vehhabilerin çıkışı o yüzden o zaman. Ve Mehmet Ali Paşa'nın İlave güçlenmesinin sebebi adam Sahra askeri ve Sahra ordusu idare edebildiği için Vehhabi isyanını bastırıyor. 1826'da geliyor. 1821 ile 26 arasında burada ne isyanı var? Çünkü küçük Mora isyanında şeyde bulunuyor. Ne diyelim ona? Marifet gösteriyor. Çok sayılmaz ama. Ve isyanını alıyor. Suriye'yi istiyor. Oğlu İbrahim Paşa'yı oraya vali olarak atıyor. Doymuyor. İstanbul'u, tahtı istiyor. Tabii Kütahya'ya geliyorlar. Şimdi gene bir şekilde Vahabi isyanından mütevellit gücü dengelenebilirdi Şam ve Bağdat vilayetlerindeki eyalet ordularının destekledikleri marifetiyle. Lakin Yunanistan'da kilitlenen İngiliz-Rus çekişmesi. Yani şimdi Yunan isyanını kim başlattırıyor? Ruslar başlattırıyor. Hiç lamı, cimi yok. İlden önce ciddiye almıyor bunu. Diyor ki bu Osmanlı diyor bunu şey yapar diyor. Lokal bir isyan. Yapmadığı iş mi diyor. Bastırır diyor. Böyle yazışmalar var. Hatta Yunan komitacılara Rusya'nın asker şey silah dağıttığının haberini İngiltere'nin şeydeki Atina'daki konsolosu valiye bildiriyor ve İstanbul'a yazıyor. Büyükelçi de şeyi mektupları şeye getiriyor. Diyor ki bunlar silahlanıyorlar diyor. Rusya bunlara silah dağıtıyor diyor. Haberdar ediyor. Orada bizim beceriksizliğimiz var. Orada bu Halet Efendi var ya. Halet Efendi. Bu Halet Efendi Tepedelenli'ye gıcık. Kıl buna. Gıcık oluyor. Kıl oluyor. Sizin tabirinizle söylüyoruz. Ve bunu astırıyor. Tepedelenli öyle bir adam ki Napolyon Mısır'a giderken Tepedelenli'nin sarayına geliyor, görüşmek istiyor. Tepedelenli çekilsin bu it diyor. Ya o kadar yani. Bunu batılı kaynaklar bayağı uzun uzun yazıyorlar yani. Bayağı Stendhal'de de var bu. Kırmızı ve siyahta da var. Okursanız görürsünüz. Tepedelenli'den bahsediyor Stendhal şeyde. Ve onun buradaki güç boşluğu sebebiyle Yunan komitacı, ilk defa mı şey o 1774'den beri buralarda fink atıyor Ruslar. Küçük Kaynarca'ya kadar gelmişler. O zamana kadar olmadı da. Muvaffak olamadılar da niye o zaman oldular? Tepedelenli'den kaynaklanan güç boşluğu ikame edilemedi Halet Efendi yüzünden. Gorbagor. Gorbagor ne demek? Yerinde yatamayasıcı demek. Arkadaşlar ben burada tamamlıyorum.